Allah kahretmesin. Yine mi siz? Ben sizi gebertmez miyim şimdi ha? Gebertmez miyim şimdi? Defolun bahçemden. Kaç. Çıkın bahçemden. Defolun. Sizin yüzünüzden bahçemi yıkamıyorum ben. Defolun bahçemden. Ah Mahmut Ağa. Şuraya bir çit çekemedin ya. Defolun. Çabuk. Çık. Çık şuradan. Ah Fadime ah. Fadime. Kız Fadime. Ya duyar da duymazlıktan gelir. Kız Fadime sana söylüyorum. Ben de sahi Meysa. Bunu sana ödeteceğim. Kız Fadime. Fadime. Çık dışarı Fadime. Kaç kere o tavukları salma dedim sana. Kız Fadime. Sana söylüyorum. Duyuyorsun da işine gelmiyor değil mi? Çık kız dışarı. Bak şimdi ben bu yaptıklarının cezasını ödeteceğim ben size. Fadime, sana diyorum kız. Bak şimdi al al gör işte bak ne yapıyorum ben senin bahçene. Selma abla, Selma abla ne yapıyorsun sen? Ya Selma abla kime diyorum ben? Ya ne istiyorsun sen benim bahçemden? Tamam bırak. Bırak kız. Ya Selma abla bak mahvettin benim bahçemi. Senin tavukların benim bahçeme ne yaptıysa ben de senin bahçede öyle yapacağım. Bırak kız. Ya Selma abla sen tavukla bir misin ya? Tavukları salma dedim yine salıyorsun. Ben nasıl bahçe yapamıyorsam sen de yapamayacaksın. Çekil şuradan. Selma abla aşk olsun sana. Asıl sana aşk olsun. Senin tavukların bir daha buraya girsin. Hepsini keseceğim. Afiyetle aha yiyeceğim. Anladın mı? Çekil şuradan. Selma çekil abla yapma. Çekil. Çekil. Allah'ım yarabbim. Ah olacak iş mi? Ben bunları nasıl yapmıştım Allah'ım. Bunu da pilav yapacakmış. Ne oldu? Derdiniz ne? Ne bağırışıyorsunuz? Ne oluyor? Ne olacak Fadime'nin? Tavukları bahçeme girdi. Şu hale bak. Sen ne yaptın peki? Tavukları mı dövdün? Ben de gittim onun fidelerini dağıttım. Fideleri mi? Ya şu hale baksana Emine. Haksız mıyım? Nereye çıksam onun tavukları da görüyorum. Şu hale bak Emine. Ne bahçeye ekebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. O kadar söyledim kendisine dinlemiyor kadın beni. Yapma sahi mi? O senin komşun. Günahtır. Olmaz olsun böyle komşu. Böyle komşuluk mu olur? Kaç kere ikaz ettim onu. Bir sahip çıkamıyor tavuklarına. Hadi be. Ya olacak iş mi be Allah'ım? Olacak iş mi? Tavuklarla bir olunur mu? Ya ah, şu hale bak. Aman Selma abla. Koskoca kadın. Böyle bir terbiyesizliği nasıl yapar? Yaptı işte. Dur yapma dediğim halde bütün fideleri ezmeye devam etti. Sakın bir şey söyleme. Kavga çıkmasın. Bırak yaptıklarını da unutansınlar. Kavga edeceğim de kim söyledi? Ona öyle bir ders vereceğim ki bakalım bir daha böyle bir terbiyesizlik yapabilecek mi? Canıma tak etmişti artık. Öcümü aldım. İyi olmadı. Ama ne yapalım? Olan oldu bir kere. Bence çok iyi oldu. Hadi bundan sonra salsın bakalım tavuklarını bahçeme. Merak etme. Bundan sonra hakikaten salamaz artık. Laftan anlamayan hakkı kötektir. Gerçi ben dövmedim ama dövmekten beter ettim. İyi ettim. Ben bunun altında kalmam. Fideleri mahvetmek neymiş? Ben size gösteririm. Durun siz.
Geç. Ne arıyorsun sen? Şşş. Ödüm patlattın. Sus da yardım et bana, gel. Gel de şu koyunları çıkaralım dışarı. Yavaş, yavaş, sus, sus, sus. Yavaş. Ne işin var senin burada? Gitti! Gitti! Ne diyorsun sen ya? Ne gitti? Ne gitti? Sahi mi? Ne oluyor buradan? Gitti. Ökeş, ne oluyor oğlum? Gitti me, gitti. Ne meysi, söylesene. Nereye gitti me? Gitti. Gitti mi? Anlamadım. Nuri. Ağılın kapısı açık. Koyunların olmadığını anladı. Şimdi rahat rahat uyuyabilirim. Ay. Koyunlar yok, koyunlar. Koyunlar mı yok? Emin misin, iyice baktın mı içeriye? Yok işte, kör müyüm ben, baktım. Oradadırlar canım, nereye gidecekler? Yok işte, yok, yok, koyunlar yok. Allah, nereye gitti koyunlar? Ben gitti. Öpkeş ne gitti? Sen gördün mü gittiğini? Öpkeş Remza mı götürdü? Söylesene Öpkeş. Gitti. Me gitti. Remza mı götürmüş? Yani inşallah öyle değildir. İnşallah. Öyledir, öyledir. Öpkeş yalan söylemez. Dili dönmese de asla yalan söylemez. O götürmüştür. O götürmüştür. Eğer öyleyse yaktım çırağı Remza. Remza! 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 Remza, kapıyı aç! Çıldırtmayın seni, kapıyı aç! Kırdıracaksın bana sağa solu. Aç, kapıyı aç! Hayırdır Mahmut'a? Sabah sabah. Ne istiyorsun? Ben seni akşam beklemiştim. Ya benim neyimi bekledin işte? Ben buradayım şimdi. Ne söyleyeceksin? Ne var? Yengemi anlatmadı mı sana? Şu mesele. Önce senin özür dilemen gerekmiyor mu? İki tane tavuk öyle. Biraz toprak eşlediler diye. Özür dilemem mi gerekiyor yani? İki tane tavuk mu? Allah Allah. Hadi beş olsun. Ya on olsun. Ne olacak? Bahçemin canını okudular o tavuklar. Sizin yüzünüzden bahçeme eki dekemiyorum. Ya bırak şimdi tavuğu mavu. Koyunlarım nerede Remza? Onu söyle bana. Nerede koyunlarım? Hayrola ya. Ne koyunu bu? Ya koyunlarımı senin aldığını biliyorum. Ne yaptın onları Remzia? Nerede koyunların? Koyunlarımız mı kayboldu? Evet, koyunlarımız kayboldu. Bunu kocana sor, koyunlarımızı nereye koyduğunu. Sen çok iyi biliyorsun. Söylesene koyunlar nerede? Ya Allah Allah. Ben ne bileyim Mahmut ha? Senin koyunlarının bekçisi miyim? Bu ne demek şimdi Remzia? Senin hanım bizim fidelerin canını okudu. Allah işte. O da böyle bir ceza verdi. Önce senin tavukların. Ya bırak şu tavuğu, ördeği sus artık. Bunu senin yanına bırakmayacağım Remzi. Hadi ya. Hadi yürü. Geldim, gel. Hadi git. Yürü, yürü. Bak. Yürü, git. Yürü hadi, hadi yürü. Patlama geldim. Hadi sen de yürü, hadi. Hadi. Sallanma hadi. Sorarım ben sana. Yürü yürü.
Remzi yapmamıştır Saime. Remzi yapmış. Ne biliyorsun kız? Ökeş söyledi. Hangi Ökeş? Deli Ökeş. Onun lafına güven olur mu Saime? Remzi yapmaz öyle bir şey. Şu ana kadar bu köyde böyle bir şey yaşayan oldu mu Emine? Bırak koyunu, kimsenin bir iğnesi bile kaybolmadı. Dün yaşananlardan sonra bile koyunlarımız çalındı. Remzi'nin yaptığı besbelli. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ama benim bildiğim Mahmut bunun altında kalmaz. Şimdi Mahmut ona bir şey yapar. Sonra Remzi Mahmut'a bir şey yapar. Nereye varır bu işin sonu sahi mi? Komşusunuz siz. Kolaysa Mahmut'u sen durdur bakalım. Allah. Kim bilir ne yaptı hayvanları. Remzi, bunu ödeyeceksin Remzi. Ökkeş, yine mi sensin? Bu koyunları Remzi'nin nereye götürdüğünü gördün mü? Tamam, M'ler nerede Ökkeş? Tamam, nerede M'ler Ökkeş, nerede? Ben de kimden yardım bekliyorum? Gerçi koyunların çalındığını sen haber verdin. Yarın sabah da Remzi'nin evine gidersin, ineğinin yok olduğunu haber verirsin. M değil. M. Bu gece gidecek o M. Evet. Hadi bakalım Ökkeş. Oraya gidiyorsun. Onun kapısını tak 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 çalıyorsun. Çıkartıyorsun dışarıya. Diyorsun ki ona, Mök. Uyumuştur artık. Ne yapacaksın? Hadi içeri gir şimdi sen. Sakın peşimden gelme, tamam mı? Hadi. İyi de ne yapacaksın? Görürsün sonra ne yapacağımı. Hadi gir içeri. Kapıyı da kapa. Sus, konuşma. Uyandıracağız. Sus, konuşma. Şşş, sakın ha. Sus. Hay Allah, uyandı işte. Ökkeş, ne yapıyorsun orada? Senin beklemene gerek yok Ökkeş. Ben nöbetteyim. Dün gece komşunun ağrına giren hırsız. Bu gece benim ağrı girebilir. Geleceği varsa göreceği de var. Hadi. Ben de bekleyeyim. Uyumamış namussuz adam. Bu gece olmazsa yarın gece. Olmazsa bir sonraki gece. O ileyi mutlaka götüreceğim Remzi. Remzi, duy beni Remzi. Şşşt, sus, konuşma. Ya tamam be. Çekil de. Çekil şuradan. Sus.
Ne oldu Mahmuda? Selamı sabaha da kessin artık. Utanmadan bir de selam mı bekliyorsun? Utanacak ne yaptım ben? Bahçemin altının üstüne getiren sizsiniz, ben değil. Ya benim koyunlarıma ne oldu? Söylesene. Ha, söyle diyorum sana. Söylesene bana, koyunlarıma çek ne oldu? Çek şu ellerini. Söyle. Benim koyunlarıma ne oldu Remzi? Ya ne koyunu be? Ya bana bak, kafamı bozma Remzi. Ne yapıyorsun ya? Gitsene şuna. Bırakır ya. Koyunlarıma ne yaptın Remzi? Ya adam olup koyunlara sahip çıksaydın. Yapmayın. Yapmayın ağlar durun. Bugüne kadar bu köyde koyun mu çalınmış? Koyun mu eksilmiş? Hırsızlık mı olmuş he? Yetişim çabuk yapmayın ben. Senden başka kimsenin balık çalınmadı bu köyde. Sakin olun. Sen böyle alık bir adamsın. Benimle düzgün konuşma. Düzgün konuş. Konuşmazsan ne olur? Ne yapıyorsunuz sen? Şuna ne yapıyorsunuz siz? Bu koyunları sen çaldın. Sen bana hırsız mı diyorsun? Elbette sana. Yapmayın siz diyorum. Komşular, evet, durun. Sen yapmayın ağlar. Koyunlarımızı sen çaldın. Mahmuda, Remza kendinize gelin. Benim kocam hırsız değil. Hırsızsınız siz. Koyunları siz çaldınız. Ne diyorsunuz ya? Koskoca adamlarsınız ya. Nedir bu bölüşemediğiniz? Seninle işimiz bitmedi. Bu iki koyunu sana çok pahalıya ödeteceğim. Göreceksin. Elinden gelenin ardına koyma ben. Var ya seni şimdi. Yürü hanım yürü gidelim. İkinize de hiç yakıştıramadım Remzi. Ya benim ne suçum var Emine? Bana saldıran o. Hırsızlıkla suçlayan o. Fidelerin canını okuyan yine o. Onunla da konuşacağız. Aynı şeyleri ona da söyleyeceğiz. Uzatmayın Remzi. Komşusunuz siz. Remzi doğru söylüyor Necdet abi. Tavuklar evinin önüne eşeledi diye bizim fidelerin altını üstüne getirdi. İnsan komşusuna bunu yapar mı? Yapmaz elbette. Ama o da senin tavuklarını salma diye uyarmış birkaç kez. Ya köy yerinde tavuk kapalı mı olurmuş? Evin önünü çiti çevirseymiş o zaman. Ama nerede onda o akıl? İkisinde de tavuk kadar akıl yok. Ben yine de bitiririm bu dargınlığı derim. Komşulukta dargınlık olmaz. Komşu komşunun külüne muhtaç olur bir gün. Eksik olsun onun komşuluğu da köyde. Çok yazık. Bunca yıllık komşuluk bir tavuk yüzünden son bulmamalı. Olay tavuğu çoktan açtı Emine. Ortada kayıp iki koyun var. Aklıma geldikçe deliriyorum ben. Ama elbet ben de bir gün onun yakacağım canını. Mahmut, olur mu öyle şey? Haklı. Yerden göğe kadar haklı. Bu köyde bugüne kadar kimsenin bir şeyi çalınmamış. Gözümün içine baka baka eğer diyor. Çalındıysa suç senin diyor. Ama ben de bir gün ona aynı şeyleri söyleyeceğim. Sus. Kim var orada? Git buradan. Gel. Ne işin var orada? Yoksa Mahmut'un koyunlarını çalan sen misin? Ben sana. Koyunların çalındığına da inanmıyorum ya. Kesin Mahmut satmıştır onları. Hırsız. Bütün gece uyumuyor ya. Elbet bir gece uyuyacak bu adam da. Herkes iyi, benim gibi kahvede tamam, sabah şey sabah. Ya. Şu hale bak. Hadi ya. Suni gibi de kullandık. Ondan herhalde. Olabilir. Yukarıdaki tarlanın yüresini değiştireceğim. Başka çaresi yok. O nasıl bakış Mahmut ha? Gören de sizi kanlı bıçaklı düşman zanneder. Düşman onun yanında melek kalır melek. Öyle de. Bir gün gelir barışırsınız inşallah.
barışmak mı? Yüzünü iblis görsün. Öyle diyorsun ama hep de gözün onda. Boş boş konuşma da adamın asabını bozma be. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam. Aleykümselam. Mustafa. Remzi. Mustafa sensin değil mi? Remzi ya. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Vay. Sefa geldin. Ya kaç yıl oldu görüşmeyeli derdin? Bilmem ki. 10 yıl kadar oldu galiba. Çık çık. Daha bile fazla. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ne rüzgarı tertip? Hususi seni görmek için geldim. Vay kardeşim. Beyler, Mustafa benim asker arkadaşımdır. Ankara'da oturur. Bir iki kere gitmiştim yanına. Her seferinde de köye davet ettim. Nihayet aklıma düşmüşüm. Böyle deyip de üzme beni tertip. Olmadı. Kısmet bugüneymiş. Şaka yaptım şaka. Ya sen hatırımı sayıp geldin ya. Sağ ol tertip, sağ ol. Hadi. Önce eve gidelim. Sonra tekrar geliriz buraya. Hadi. Arabayla gidelim tertip. Tamam hadi. Hemen ileriden sağa döneceğiz. Tamam. Geliyorum ben şimdi. Ta Ankara'dan geldiğine göre demek ki bu adam bu gece burada kalacak. Ben hallederim bu gece. Geç vakte kadar oturdular. Şimdi derin bir uykudadır Remzi Efendi. Ya. Vay uyanık vay. Kapıya kilit yaptırmış lan. Nalet olsun ya. Ya ben nedir bundan çektiğim ya. Sen götüreceksin. Tamam mı? Tamam. Sus 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 sus. Aferin, aferin sana. Hadi bana yardım et. Gel bakayım.
Çevir onu. Kaldır, kaldır. Kaldır onu. Bırak, bırak sopayı elinden. Evet, kaldır. Evet, ver şeyi bir bağlayalım. Evet. Hadi bak, bak. Hop, hoppa. Hadi, sen de at, hadi. Hadi, hadi. At, 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 at. At. Başlatma dütünden, ver şunu bana. Bırak, bırak şu lastiği. Bırak. Ha, dur. Evet, bırak, bırak şu lastiği. Evet, heh, işte. Bak, böyle daha güzel düt düt oluyor, gördün mü? İşte. Oh be. Nihayet bu gece rahat bir uyku uyuyabileceğim. Sabah yüzünün halini çok merak ediyorum Remzi. Kız, Saime. Saime, kalk, kalk, kalk. Kalk bana iki lokma bir şey hazırla. Sen neredesin bu saate kadar? Çok acıktım. Hadi, hadi. Bana bir şeyler hazırla. Güzel bir şeyler hazırla, hadi. Bu saatte ne yemeyim Mahmuda? Kaç gündür canımın sıkıntısından doğru dürüst bir şey yemedim ki. Karnımı iyice doyurmak istiyorum. Neden neşelisin Mahmuda? Bir şey mi oldu? Olmuş bir şey. Ne oldu Mahmuda? Sabahleyin bağırışları duyunca ne olduğunu anlarsın. Hadi şimdi bana bir şeyler hazırla ya. Allah Allah. Ha? Eti yemesi iyi ama sonradan dişlerden temizlemesi kötü ya. Az yemedin ki. Dişlerinin dolması normal. Gerçekten de biraz abarttım galiba. Of. Boş mideye çok ağır geldi. Of. Mahmuda ne oldu? Neyin var? Ne oldu sana? Aman Allah'ım! Yardım edin komşular! Yardım edin! Komşular uyanın! Mahmuda bir şey oldu! Yardım edin! Yardım edin ne olur! Ay. Emine, Necdet yardım edin! Hadi!
Hadi komşular uyanın ne olur. Hadi kalkın. Mahmut'a bir şeyler oldu. Öldünüz mü komşular, neredesiniz? Ne olur öldünüz mü komşular, yetişin. Yetişin komşular. Ne oluyor? Evine. Ne oluyor? Ha, ne oluyor? Evine, evine, evine. Sahi mi, ne oldu? Ay Allah. Ay ay Mahmut'a. 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 Ne olur yardım edin, bir şey oldu. Mahmut'a. Kalk Mahmut'a. Mahmut'a. Mahmut'a kendine gel. Gözlerini. Mahmut'a. 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 Hadi Mahmut'a. Mahmut'a. Ne oldu Mahmut'a şimdi? Mahmut'a. Kendine gel. Mahmut'a. Mahmut'a neyin var? Mahmut'a. Mahmut'a. Ne oldu sana? Mahmut'a. Adamı gidici. Ne olur bir şeyler yapın Mahmut'a öyle. Sami Yenge, doktora götürmemiz lazım bunu. Siz şimdi hazırlanın. Ben Mustafa'ya haber vereyim. Tamam. Hemen uyandırıp geliyorum. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Çabuk. Hadi. Ah Mahmut'a. Ah ne olacak şimdi? Remza. Ne oluyor Remza? Mahmut Ağa çok hasta. Nesi var Mahmut Ağa'nın? Bilmiyorum. Hadi. Tamam. Aç, 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 aç. Tamam. Hadi çabuk. Mustafa. Mustafa. Bak ben de seni uyandıracaktım. Mahmut Ağa çok hasta. Onu şehre hastaneye götürür müsün? Ne demek tertip? Lafı mı olur? Tamam o zaman. Ben hemen montumu alıp geliyorum. Tamam. Ne yaptınız? Tut tut. Hazırladınız mı? Tamam mı? Hazırız. Bir dakika, bir dakika. Tam ortaladınız mı? Dikkat şu ayağını düzeltin. Tamam. Ay, 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 ay. Ne yapıyorsun? Çekil oradan. Çekil. Dur keşke oyunun sırası olmuşum. Çekil arabanın önünden. Ne diyorsun? Arabanın tekerlekleri yok. Ne olmuş bu arabaya? Dikkatli olun. Yavaş. Dikkat edin. Tamam. Dikkat edin. Dikkat edin. Bir şey olmasın. Dikkat edin. Ay, dikkat edin. Basamak var. Mustafa, hazır mı araba? Arabanın tekerlekleri yok tertip. Tekerlekleri mi yok? Evet. Tut tut tut. Yavaş. Hadi hadi. Aman Allah. Yavaş. Yavaş. Kim yapmış olabilir bunu tertip? Ya kim yaptığını sonra öğreniriz. Şimdi hastaneye yetiştirmemiz lazım aslında. Evet evet. Muhtarın arabasını alsanız. Ya muhtar köy dışında, burada yok. Hay Allah. Ben gidip traktörü getiriyorum. Mustafa tut şunu. Tamam. Hemen geliyorum. Çabuk ol. Çabuk ol. Dikkat et. Remzi çabuk ol Remzi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ha, iyi. Mustafa kapatalım. Tamam Terzi. Hadi dikkatli olun. Hadi gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazır, hazır. Hareket ediyoruz. Hazır. Ne olacak şimdi? Sahi mi? Mahmut Ağa. Ben niye buradayım Sahi mi? Mahmut Ağa, Allah'ıma çok şükür iyisin. Ama bizi çok korkuttun. İki gündür hastanedesin. Sahi mi? Ben buraya nasıl geldim? Remzi Ağa getirdi seni buraya. Allah ondan razı olsun.
Önceki gece bizi çok korkuttun. Biz de seni kaptığımız gibi buraya getirdik. Traktörün arkasına koyduğu gibi yetiştirdi seni hastaneye. Arabayla getirecektik ama... Bu iş en çok bizim tavuklara yaradı. Baksana, salla salla geziyorlar bahçede. Remzi Ağa. Efendim? Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Niye? Sen hastaneye yetiştirmeseydin... belki şimdi... Olur mu öyle şey ya? Remzi Ağa. Dinliyorum. Ben o tekerleklerin parasını ödemek istiyorum. Bak, sen o tekerleklerin parasıyla kendine iki koyun alırsın, tamam mı? Ah, ah. Bizim hanım başlattı her şeyi. Olur mu öyle? Bak, 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 bak. Bizim tavuklar başlattı. Utanmadan geziyorlar, baksana. Aynı suçu işlemeye devam ediyorlar. Nasılsın Mahmut? İyiyim, iyiyim Emine. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hep böyle iyi ol inşallah. Hep böyle iyi ol. Ne demek istediğini anladık Emine. Merak etme sen. İyi madem. Sen hiç tasalanma Emine. Bundan sonra bizim aramız iki tavuk değil. Tavuk ordusu gelse bozamaz artık. Ya. Komşuluk böyledir işte. Atalarımız boşuna komşu komşunun külüne muhtaçtır dememişler. O kadar da değil be Emine. Yani küle muhtaç olacak kadar da değil. Komşum. Buyur Fadime. Komşum, bana odun külü lazım. Odun yaktığın zaman küllerini bana ver, olur mu? Konuştuklarımızı duydun, şaka yapıyorsun değil mi Fadime? Ne şakası? Külü ne yapacaksın sen? Az önce televizyonda seyrettim. Odun külünü meyve ağaçlarını... Aa, neden güldün? Yani komşunun külüne muhtaç olduk ya hanım. Vallahi benim daha diyecek bir şeyim kalmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.